Çünkü ondan sonra ne yaşandı? Belki de Bülent Ersoy yüzünden gitti. Ay, ne Top alakası çevirme var? Arto, Niye? yapma Niye? Arto. Bülent Ersoy yüzünden ne? Belki de Bülent Ersoy yüzünden Bu gitti. güzel komplo teorilerini Neslihan Atagül'e sakla. Çünkü Neslihan Atagül'le alakalı bir şey oldu. Düzmece miydi bu geçirgen Ya, bağırsak? Ben ne dedim sen? Size? Ya. İlk gün söyledim mi, Bak söylemedim burası çıldırdı, mi? ver VTR'yi. Söyledim. Ver VTR'yi izleyelim. Sefir'in kızı severlerine darbe üstüne darbe. Önce dizinin naresi Neslihan Atagül gitti. Şimdi bu yetmezmiş gibi Sefir'in kızı gidiyor. Rating savaşının bir türlü bitmediği televizyon dünyasında bir proje geliyor, bir proje gidiyor. Bunlardan biri de Sefir'in kızı. Yayın hayatına başladığı ilk zamanlar iddialı görülen Sefir'in kızında işler yolunda gitmedi. Ratinglerde yüzü gülen Sefir'in kızına ilk darbe en yakınlardan, başrolünden geldi. Atagül sağlık sorunları sebebiyle diziden ayrılma kararı aldı. Dizi yönetimi bunu anlayışla karşılasa da kafalarda soru işaretleri oluşmuştu. Kimileri durumu idare edebilirdi derken kimileri ise Atagül'ü haklı buldu, yanında durdu. Ancak geçtiğimiz günlerde ilk skandal patlak verdi. Güzel oyuncu ünlü bir İspanyol dergisine kapak oldu. Pozlar verdi, samimi açıklamalar yaptı. Hal böyle olunca Atagül'e gelen tepkiler aldı başını gitti. Geçtiğimiz gün bomba bir haber magazin dünyasının altını üstüne getirdi. Ünlü dergide gösterdiği sempatik tavırlarıyla İspanyol medyasında yoğun bir ilgi toplayan Atagül'e sürpriz bir teklif geldi. İddialara göre güzel oyuncu başrollerini dünyaca ünlü yıldızlar Penelope Cruz ve Luis Tosar'ın paylaştığı En Los Márgenes filminin kadrosuna seçildi. Oyuncu ilk görüşmeyi bu hafta online olarak yapacak. Filmin çekimlerinin ise yıl sonuna doğru başlayacağı söyleniyor. Anlayacağınız Atagül sağlığına kavuştu. Sektöre bomba gibi döndü. Ülkemizi gururlandırdı. Ancak aynı zamanda Sefir'in kızı severlerinin güvenini kaybetti desek yanlış olmaz. Yani Engin Akyürek Penelope Cruz'a tercih edilmiş olabilir. Yalnız tabii bu yabancı şirkette sevgili neydi kızın adı? Neslihan Atagül'ü bu şekilde çalıştığını zaten bilirse zaten oradan öyle da büyük kontratlar var ki orada öyle böyle bir kontratlar var ki öyle bir şey tuvalete bile gidemez. Aynen. Evet ama o kadar etik olmayan bir şey ki bu haber doğruysa. Ne demek yani? Onu ben var ya burayı. Asla bu kızı bir daha Türkiye'de asla oynatmam bir yapımcı olarak. Ay sinirlendim. Size bir şey söyleyeyim. Ne demek sinirlendim? Bu kadar Neslihan'ı sevmiş olmama rağmen bu dedim bağırsak bir şey değil. Hatta siz dediniz tabii ki işte aynı şeyleri yaşadık. Ben aynı şeyi düşündüm. Ama ben dedim ki. Tabii. Ben sen ama şey ben söyledin. Sen inandın. Hastalandı bağırsakla alakalı dedin. Ben inandım. Yeter ki doğru. Sen de yaşadın dedim. Evet. Çok kötü oldun dedim. Düştün dedim. Belki o senin kadar iş aşkıyla yanıp tutuşmuyordur. Belki de dinlenmek istiyordur dedim. Dediğim günden beri geziyorsun ya Neslihan. Çakal evet. Carlos diye bir dizi oyuncusu vardı. Tanıyor musun? Bilmiyorum. Peki. Yani paraya mı? Yok sattık para mı falan diye. Burada bir anlaşmazlığa bir kavga ettiler orada. Bir şey oldu. İnat yaptı ve onlara dedi ki bak ben şimdi sizi bırakıyorum. Ama tazminat davası da açmasınlar diye ne yapalım sağlık dedi. Raporu da aldı. Gitti. Ama şimdi ben olsam yapım şirketi bu kadar oyuncu bu kadar bir prestijdir sonuçta. Güzel giden bir diziydi prestij çünkü. Prestij tabii canım. Ve şu anda mesela bir de bakıyorum o dizi hakkında bitiyor. İşte Neslihan olmadan reyting kaybediyor falan. Hep böyle haberler. Neslihan'cığım sen varken de zaten reyting yapmıyordu. Yani sen hiçbir şeye yaramadın zaten. Sen varken de 10. 11. 12. oluyordunuz yani bu arada. Yani. 7. falan oluyorlar. Kaç? 7. Ya yok 10. falan da oluyorlar. Ya ayrı ayrı parametreler var ya. A, B, A, B, C, ne bilmem diyorsunuz? Ne. Toplayalım Emre Altuğ'a gitmek zorundayım. Ya, işte, bu Penelope Cruz'la oynayacak. En Los Márgenes diye bir dizide ya da filmde. Ama oyunculuğuyla zaten ilgili bir problem yok. Oyunculuğu yok. Çok iyi. Biz bunu hep söylüyoruz. Ama yaptığı iş hiç terbiyesi, etik değil. İş terbiyesi yok. Değil abi. Yani bunu söylemek zorundayız.
İstediği kadar iyi oyuncu olsun. Sonra peki, dünyada yani bir yerde bir filmde oynaması 8. 9. rollerde çok önemli bir şey değil. İş terbiyesi ve sürekliliği önemli. Bu şekilde giderse en azından Türkiye'de Türk sanatçısı burada insanların kalbini kırdı artık yani. Kırdı. Peki şimdi Söylemezsem Olmaz'ın ortaya çıkardığı yeni aşk. Emre Altuğ yeni aşkıyla görüntülendi mi? Yakalandı mı? İzleyelim. Eski sevgilisini çabuk unuttu. Yeni bir aşka yelken açtı. Reddettiği eski sevgilisinin ifşalarıyla gündeme gelen Emre Altuğ ve yeni sevgilisi sadece Söylemezsem Olmaz'da. Bir süredir gözlerden uzak kalan pop'un yıldız ismi Emre Altuğ yine gündemden düşmüyor. Acun Ilıcalı'nın dijital platformunda yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle ekrana geri dönen ünlü popçu yeniden magazin manşetlerindeki yerini aldı. Emre Altuğ önce tanımıyorum dediği eski sevgilisi manken Burcu Çağrı'nın ifşalarıyla gündeme geldi. Burcu Çağrı paylaştığı uçak biletleri ve tatil fotoğraflarıyla ilişkiyi gözler önüne sererken Emre Altuğ sessizliğini korudu. Emre Altuğ hemen ardından oyuncu İnci Pars'ın tepki çeken doğum günü kutlamasında kendini gösterdi. Emre Altuğ için kulislerde konuşulanlar sadece bunlardan ibaret değildi. Altuğ'un gözlerden uzak yaşamaya çalıştığı yeni bir ilişkisi olduğu kulaktan kulağa konuşuluyordu. O iddialara Söylemezsem Olmaz ulaştı. Emre Altuğ'un yeni sevgilisinin kim olduğunu öğrendi. İşte Emre Altuğ'un yeni sevgilisi Nazlı Eker. Emre Altuğ'dan sevgilisine tam destek. Alınan bilgilere göre müzisyen olduğu öğrenilen Eker'le 6 aydır birlikte olan ünlü şarkıcı single çıkaracak olan sevgilisi için maddi manevi tüm desteği sağlıyor. Profilini incelediğimizde bir detay daha gözden kaçmadı. O da Nazlı Eker ve Emre Altuğ'un eski sevgilisi Burcu Çağrı arasındaki benzerlik. İki ismin hem fiziksel görünümleri hem de tarzları birbirine bir hayli benziyor. Şimdi müzikalite olarak ya da tecrübe olarak Emre belki çok yardımcı olacaktır yeni çıkartacak single'ında hanımefendi ama ben nedense çok yakıştırdım. Değil mi? Çok, çok güzel, güzel bir kız. Görünüyorlar. Çok evet. Taze, güzel. Bir kere sarışın, renkli gözlü, daha keyifli, böyle güzel gözüküyor. Bu arada reklama giderken Didem Uzel, Çağla Şikel neden ayrıldı? Emre Altuğ. Bu... Şimdi şöyle biliyorum. Ben Didem Uzel ile Emre Altuğ ilişkisi bittikten sonra Emre Altuğ'un çok yakın arkadaşlarına ben Çağla'yı tavlarım bir geceliğine deyip iddiaya girdiğini biliyorum. Ama Didem ile Çağla ayırmıyor. Yani o iş bitiyor ama ilişki kötü başlıyor, anladın mı? Hani sonrasında Emre aşık oluyor ama işten geçiyor. Çağla da sonrasında affediyor onu. Hatta babasının mezarında bir af yaşanıyor. Allah Allah. Evet. Diyor ki bir gece mi olurum diyor. Evet, öyle bir iddia giriyor ve bunu sonra Çağla duyuyor tabii. Ama o kadar 2 ay 3 ay birlikte olduktan sonra ortaya çıkıyor. Gazetelere de röportaj veriyor. Evet, bir evet. Gece diye başladım diyor değil mi? Evet evet. Ay, yani işte düşünceler tabii. Peki bu kız çok güzel bir kız. Çok hoş bir kız evet. Ben de kızı beğendim. Peki sizden onay geldi Emre'ye. Evet ne çok geldi? Güzel. Bizden onay geldi. Evet biz kızı beğendik. Ya müzik ne kadar el değiştirdi farkında mısınız? Emre Altuğ şarkı yapamıyor, yapmıyor. Başka bir hale evrildi. Komedi oyuncusu falan oldu şu an. Güldür güldür de falan. Emre başarılı çocuk. Ama yakışıyor güldür, güldür işte. De iyi ki var yani. Ne yapacaklardı yoksa birçok insan valla. Evet ya. En azından o şeyin içinde hepsi kime ekmek mesela laf söyledin? Söyle. Selam. Yok kimseye laf söylemedim. Ben biliyorum söyle. Yok yok ya bir laf söyleme. Allah şu an kimseye laf söylemeyecek. İnan halim yok. Hatta laf söylemeyecek halde değilim. Son nefesimi vereceğim. Allah korusun. Sen ya. O son nefesini verirken bile laf söylersin. Peki. Öyle diyemezsin arkadaşım. Peki bir şey diyeceğim. Burcu bu konuya kızdı mı? Burcu ne durumdadır? Burcu saplantılı bir konumda. Ya. Ya Burcu'yla ben konuştum telefonda ama. Yani Burcu şunu diyor. Ne diyor? O böyle bir şey yaşanmadı sayamaz diyor. Hani seni dün bir tane anormal aradı ya onun gibi. Hayır diyor yaşadık diyor. Böyle bir şey olmaz diyor. Yaşanmadı sayamaz diyor böyle bir şey diyor. Ha, o da mı? Şey ha? Diyor öyle diyor yani öyle deli bir şey. Yani ben şey ama, şimdi, ama aynı şey değil. Biliyorsun onlar 4 yıl. Ay bu. Tabii. Bunlar, evet. Şimdi şöyle. Ya ben tabii şaka yapıyorum Burcu. Şöyle Burcu ciddiye almış olayı.
Ama Emre almamış. Ama Burcu ciddiye alındığına inanmak istiyor. Anladın mı? Herkese yani bunu söylemeye çalışıyor. Emre ya tutarsa yapıyor. Önce bir günlükle başlıyor herhalde bütün ilişkilerini. Sen bir günlüksün diyor. Evdeki hesap çarşıyor. Ondan sonra, birinde tutuyor, birinde tutmuyor. Birinde tutuyor, birinde tutmuyor. Öyle dediği insandan çocuk, çoluk çocuğu oldu. Ya Emre bak ama bir şey söyleyeceğim. Ama Emre öyle bir çocuk değil be. Bence de öyle değil ama Seren. Evet de röportajlarında aynen öyle açık söylüyor. Açık açık söylüyor artık. Kendisi söylüyor. Ya nerede? Çocuklar bir şey söyleyeceğim size. Kendisi söylüyor. Röportajı hayatım. Bu. Şimdi gazete salladı deme Allah aşkına. Vallahi derim niye biliyorsun? Düzeltme yapalım. Derim. Düzeltme yapalım hazır sallama demişken. Ne? Bu diş. Kime diş hekimi olayı. Ne olmuş? Diş hekimi haberini düzeltecek misin Serencim? Hani neymiş? Bu üniversite haberi. Ben niye düzeltiyorum? Millet bütün gazeteler yazıyor. Hürriyet gazetesi başta olmak sen üzere. Sen biliyormuşsun. Bilal öyle söylüyor kulağıma. Sen bana söyledin de ben de söyleyeceğimi unuttum. Bir dakika. Yani böyle bir olay yokmuş. Ha. Bunu bir grup yapmış. Öyle ha. Bir tane var ya bir anormal. Şimdi hatırladım. Özür dilerim. Ben çünkü unutuyorum biliyor musunuz? Bu ameliyattan sonra unutuyorum. Bir tane bir normal olmayan bir adam var. Bu adam bir yancı. Bunun bir web sayfası var. Bu böyle zengin adamlarla arkadaşlık ediyor. Onlardan da para alan bir adam. Bu adam bu haberleri bu adam yaptırtmış. Sağ sola. Aslında hepimiz çok yakinen tanıyoruz evet, bu adamı. Bu adamla bu adam çok yakın arkadaşlar normal hayatta. O yüzden bu kadından hıncını alması için o ona haber yaptırtmış. Bu haberlerin hepsi külliyen yalanmış. İsimleri söyleyelim. Emek Hanım ve Levent Bey'in haberleriyle evet. Alakalı yalan ama haber dedim, iddiası geldi. Şunu da söyledim dedim ki bazen gazetelerde çıkan şeylerin tamamı birileri de yazdırtmış olabiliyor. Evet o yüzden, ama büyük tazminat öderler gazetelerde bilmem nelerde. Kesinlikle. Şimdi bu yazan kişi, yazan kişi zaten çok şey haberler yapıyor. Yani doğru olmayan aslında o gazeteye yara veriyor bunlar. Çünkü o gazete yılların gazetesi. Zaten zaman zaman yara verenler oldu o gazeteye. Onları gönderdiler. Kim ama şimdi bu yeni magazinci bir arkadaşımız var ya o çocuk devamlı böyle haberler yapıyor. Ama altı asparagas çıktı. Mi çıktı? Evet. Ben Hürriyet gazetesine de şu bakımdan inanamıyorum. Magazin bölümüne. Sadece magazin bölümü ama öyle. Kendi dizileriyle ilgili bir haber yok. Kendi atraksiyonlarıyla ilgili bir haber. Ben oranın genel yayın yönetmeni olsam var ya gider boğarım o haberi yapar. Survivor'la ilgili tam sayfa neredeyse haber yapıyorlar. Adamlar kendi kanalıyla ilgili kanal D. Kendi kanalları. Herkesi konuşur kendini konuşmaz. Böyle bir şey az olabilir mi? Az sonra gidelim mi? Çok neyse, tatlı yani, konuğumuz var. Dişçi Hanım'a iftira atılmış. İftiraymış peki. Evet. Yukarı. Şimdi biraz sonraya gidiyoruz. Yukarı ne kaydı? Eski hocalarından bir tanesi yaptırtmış. Bir tane anormal birisi var ona. Peki. O şimdi, yaptırıyor bunu. Biraz sonraya gidiyoruz ve tabii ki Alişan bizlerle olacak.